Erkan Bey'in selamları var. Hocam diyor, örnek olarak şöyle bir örnek vereyim, sorum daha iyi anlaşılır. Diyelim ki bugün ekmek ortalama 8 TL Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde. Ben veresiye şeklinde 4 ekmek verdim diyor. Aradan bir müddet geçtikten sonra ekmeğe zam geldi. Bu vatandaş bana ödeme yapacağı zaman ben 8 lira üzerinden mi almalıyım, yoksa ekmeğe gelen zam talebini bu veresiyeden alabilir miyim diyor. Tabii acaba ne kadar oldu diye de düşünüyorum. Yani çok yıllar önceki bir ekmek fiyatını mı, yoksa gerçekten bugünlerde olan bir, bazen de şöyle olabiliyor. Siz ne yapmışsınız? İşte bir esnafa, bir iş yerine veya diyelim ki bir işletmeye efendim ekmeği veresiye efendim vermişsiniz ve fiyat da bellidir. Ama dün vermiştiniz ama bugün fiyat ekmeğe zam geldi. Bu olmaz belki. Bu olmaz. Bu olmaz ama çok uzun süre geçmiş üzerinden o zamanın şartlarında evet o fiyata ekmek olunuyordu ama şimdi ekmek olmuyor. Yani maliyeti bile kurtarmıyorsa bu sefer ne yapılabilir? O günkü ekmek fiyatı alınabilir ama bunun ben bir de şöyle durum var. Yani insanlar artık ekmek şu tarihten sonra şöyle oldu deyince, peki daha önceki sattıklarını da efendim bugünkü güncel tariften alıyor olması birazcık şaibe doğru. Belki çok uzun süre önce olanlar için olabilir. Yani mesela şu bile şey, bu bilmiyorum ticari ahlaka ne kadar uyar. Mutlaka Ticaret Bakanlığı bu konuda gerekli tedbirler veya ilgili kurumlar alıyordur. Yani mesela bir mal almışsınız, rafınıza koymuşsunuz. Peki malı mal ettiğiniz rafı, yani satış için koyduğunuz, onun bir maliyeti var, fiyatı var. Peki bazı şeylere zam geldi diye, peki onun üzerine hemen etiketlerde değişiklik yapmak ne kadar ahlakidir? Yani ticarette bunu bile düşünmek lazım. Evet, bunu çok iyi yapıyorlar ama hocam. Yani peki ne olabilir? Yeni alacağınız, yeni mal edeceğiniz ürünlere koymanız tabii olabilir. Makul de olabilir. Ama stoktaki mallara bunu yapmak çok etkili. Hatta rafına koyduğunuz, satış için koyduğunuz. Yani şöyle düşünün lütfen, bir an önceki alan, o etiketi değiştirmeden önce alanla sonraki arasında fiyat farklılık var. Ama aynı ürün hiçbir, yani yeniden alınmadı, yeni bir maliyet falan üzerine eklenmedi. Bunu bile düşünmemiz lazım. Lütfen bu ekmek, yani veresiye veren veya belli bir süre sonra ödemeyi alacak kişi yeni güncel fiyatı oraya yansıtması pek de doğru olmayacaktır eğer süre çok uzun değilse tabii ki. Eyvallah hocam.